Seçim sonrası yaşananlar malumunuz, hepimizin malumu aslında sevgili izleyiciler. Çünkü bir yanda yeniden sayım istenen yerler vardı. Diğer yanda da yine seçimlerin yenilenmesine, ki yenilenme tarihi 2 Haziran, karar verilen yerler vardı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediyeye Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, belediye başkan vekili olarak atandı. Tüm oyları burada yapmışlar. AKP adayı Aslan Ali Bayık'ın akrabalarının kayıp oy pusulalarını yaktığı için tutuklandığı Hilvan'da belediyeye kayyım atandı. 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden bir haftaya aşkın süre geçti. Ancak yankıları sürüyor. Büyük bir hezimet yaşayan AKP iktidarı birçok noktada sonuçlara itiraz etti. İktidarın itirazları kabul edilirken seçimleri büyük bir zaferle kazanan CHP ve muhalefet partilerinin itirazları peş peşe reddedildi. İtirazların yapıldığı önemli noktalardan biri de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi oldu. AK Parti. DEM Parti'nin 3 dönem belediye başkanlığı yapan AKP'li Aslan Ali Bayık'ı geçerek kazandığı, ancak seçimin yenilenmesi kararı verilen Hilvan'da Kaymakam Orhan Gazi Karakaş belediye yönetimine kayyum olarak atandı. Kayyum kararı kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti Hilvan eş başkan adayı Serhan Paydaş 6960 oy alarak %33,20 oy oranıyla seçimi kazandı. AKP adayı Ali Aslan Bayık ise 6439 oyla %30,71'de kaldı. AKP'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Karardan bir süre sonra seçimin yenilenmesine gerekçe yapılan oy pusulalarının yakılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Tüm oyları burada yakmışlar. Bunlar tüm Türkiye'nin başına bela olmuşlar. Görüntülerle ilgili soruşturmada AKP adayı Aslan Ali Bayık'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Evet, gördüğünüz gibi kayyum uygulaması da sürüyor AKP iktidarının. Diğer yandan bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. AKP'den CHP'ye geçtikten sonra jacuzzi iddialarıyla gündem olmuştu Sancaktepe Belediyesi. Yeni başkan Alper Yiğin konuştu. Diyor ki, ne yazık ki belediyemiz çok fazla tartışılıyor. Toplumun bazı şeyleri öğrenmesini ve görmesini sağlayacağız. Bu binanın girişinden en